bir coşku var içimde bugün. Köpür köpür. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parça parça taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Çekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Evet, üşüyorum dedi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Avrupa ekranlarının en kaliteli düşünce platformu Madalyon'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Madalyon'da bu hafta vefatının 2. yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele alacağız. Birçok suikaste maruz kalan Yazıcıoğlu'nun neden hedef tahtası haline geldiğini, helikopter kazası ve sonrasında yaşanan olayların neden aydınlatılamadığını ve 1980 askeri darbesi sonrası kaldığı cezaevinde 7,5 yıl boyunca neler yaşadığını masaya yatıracağımız Madalyon'da en çok da Sayın Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitleri konuklarımızla konuşacağız. Sevgili seyirciler, bizlere madalyon@samanyolutv.io mail adresinden ya da 00-49-69-334-405 no telefon numarasından ulaşabilirsiniz. İlk olarak konuklarımızı tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Evet, Sayın Recep Yıldırım, Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Orhan Aslan, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Yavuz Çelik Karahan, İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve Sayın Doktor Zeki Doğancı, Büyük Birlik Partisi Merkez Yürütme Kurulu eski üyesi, siz de hoş geldiniz efendim. Evet, Recep Bey, sizinle başlamak istiyoruz öncelikle. Kazanın üzerinden 2 yıl geçti ve hala kaza tam anlamıyla aydınlatılamadı. Olay suikast mıydı ya da teknik ya da insan nedenlerden kaynaklanmış bir kaza mı? Siz bu konuda başından beri suikast olduğunu söylemiştiniz. İlk olarak onunla başlamak istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bu programı bizlerle paylaştığınız için ayrıca size teşekkür ederim. Madalyon programının, bugünkü programının Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma özel programı olaraktan yapılması da bizim için çok önemli. Onun için ayrıca size teşekkür ediyorum. Merhum liderimizi kelimelerle ifade etmek biraz zor oluyor. Ben teşekkür ederken diğer bir tarafta liderimizi Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Cenab-ı Mevlam Resulullah'a komşu eylesin. Diğer taraftan çok yakın zamanda kaybettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanlığını yapmış değerli ilim adamı, evet, saygıdeğer hocamız Sayın Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle anıyoruz. Evet. Mekanı cennet olsun diyorum. 25 Mart bizim için çok önemli bir gün. 25 Mart'ı telaffuz etmeyi bile artık telaffuz ederken sanki kelimeler boğazımıza düğümleniyor. O gün bir yiğit kaydı gitti. O yiğit zindandan devlete uzanan hayat çizgisinde gelecek nesillere, bütün Türkistan dünyasına hayatını örnek olaraktan, referans olaraktan anlatabileceğimiz bir şahsiyetti. Onu televizyon ekranlarında 5-10 dakikayla anlatmamız mümkün değil. Evet. Onun
hayatıyla ilgili, yaşantısıyla ilgili, çilehaneden devlete uzanan hayat çizgisiyle ilgili anlatacak çok sözümüz var. Ben sizin sorunuza gelmeden evvel Türk düşüncesini İslam'la örtüştüren bir hayat çizgisi olan, gelecek nesillere her dakikası örnek teşkil edebilecek olan yiğit bir liderdi. Kendisi Mamak zindanlarında 5,5 yılı tecrit hücresinde olmak kaydıyla 7,5 sene o zindanlarda yatmasına rağmen, zindandan çıktıktan sonra Sayın Yazıcıoğlu susuz yere yattığınız anlaşıldı. Evet. Bir dava etme gibi bir düşünceniz var mı diye sorulduğunda, yoluna baş koydum, devleti dava edecek şahsiyet değilim ben. Ki yani 1-2 yılda değil, 7,5 yıl. Evet. O öyle bir yiğit insandı. Çünkü kendisi benim anladığım kadarıyla, benim tanıdığım kadarıyla, ben 77 yılında tanıdım. 77 yılında tanıdığım gün ile o sonsuzluğun sahibine ulaşmak istiyorum dediği, ulaştığı güne kadar çizgisine hiç taviz vermedi. Aynı çizgideydi. Hep vatan diyordu. Hep bayrak diyordu. Hep ezan diyordu. Hiç kendisi için bir şey düşünmezdi. Kendisi için bir şey de istemezdi. Hep milletim, milletim, milletim derdi. İstemeyi beceremezdi. Vermeyi çok severdi. Evet. Böyle bir liderdi. Bunları anlatırken vaktinizi almamak için sorunuza iki cümleyle bu konuyla ilgili programın ilerleyen bölümlerinde söyleyecek çok sözümüzün olduğunu düşünüyorum. Olayın olduğu günden bugüne kadar hiç kaza kelimesi kullanmamaya gayret ettim. Özellikle siz bu konuda çok altını çizmekte fayda var. Yani sürekli olarak suikast olduğunda ısrarcı oldunuz. Avrupa'daki bütün programlarımızda, sizlerle görüşmelerimizde, basının diğer mensuplarıyla görüşmemizde kaza kelimesini mümkün olduğunca telaffuz etmemeye gayret ettim. Çünkü kaza olduğuna inanmıyorum. Birileri için Sayın Yazıcıoğlu engeldi. Engelin kalkması gerekiyordu. Ben ilk günden beri hep suikast dedim. Kimdi o birileri? Ben iddia ediyorum. Hayır diyen varsa iddiamızı çürütsün. Bu bir iddiadır. Sayın Yazıcıoğlu, o yiğit insan, o cefakar insan, bizim liderimiz, canımız, ciğerimiz suikasta kurban gitti. Sokaktaki simit satana, ayakkabı boyacısına, insanlarımızın her türlü kademesindekilere sorsa %99.9 yediler kardeş diyor. Yediler diyor. Ya şöyle de bir şey var Recep, 2 yıldır çözülemeyen bir süreç. Belirli bir mesafe kat edildiği kanaatindeyim. Sizin söylemlerinize yaklaştı gibi görünüyor. Son zamanlardaki gerek Devlet Denetleme Kurulu'nun eksik olmasına rağmen, bizi tatmin etmememesine rağmen açıklamalar, raporun içeriği bir nebze de olsa olayı biraz ileriye götürdü. Diğer taraftan elbette ki Devlet Denetleme Kurulu'nun ve diğer kurumların açıklama yapmasını zorlayan bir kurum var tabii ki. Burada da Büyük Birlik Partisi yetkililerinin bu konunun üzerine gitmeleri, diğer taraftan da Devlet Denetleme Kurulu'nun, Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını hızlandırdığı kanaatindeyim. Evet. Ama ben yine söylüyorum, o yiğit insan bir suikast neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, sonsuzluğun sahibine kavuşmuştur. Devlet, bir iddiada bulunuyorum, devlet itibarını karlar altında bırakmıştır. Devletin itibarı o Keş dağlarında karlar altında kalmış. Devletin şerefi Keş dağlarında
karlar altında kalmıştır. Ben iddia ediyorum, iddiamı da Samanyolu televizyonunda açıklıyorum. Devlet beceriksizliğinden dolayı bize fırsat verseydi biz devletten önce bulurduk. Şimdi ama yine olduğu, devlet bulmadı, yine biz bulduk. Kazanın olduğu zamana dönecek olursa orada da belli açıklamalar olmuştu. Zeki Bey, size sormak istiyorum. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterine ulaşıldı, şuurunun yerinde olduğu, ayağı ve kaburgalarının kırık olduğu, hastaneye getirildiği şeklinde bilgiler ulaştırılmıştı. Şimdi bu konu aydınlatılabildi mi? Sizler de takipçisi olmuşsunuzdur muhakkak bu durum. Bu konuda size ikna edici bir açıklama yapıldı mı şu ana kadar? Şimdi mutlaka bizim de bazı konularda bilgi sahipliği olmuşluğumuz var. Ben sözlerime başlamadan önce Madalyon diye ciddi bir programa bizi davet ettiğiniz ve bu konuya zaman ayırdığınız için size teşekkür ediyorum. Programlarınızı ilgiyle izliyorum. Buradaki insanların dertlerine derman olmaya çalışıyorsunuz bir nebze de olsa. Teşekkürlerimi sunuyorum. Yalnız Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastinden önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun kişiliğini iyi bilmek lazım, iyi irdelemek lazım. Muhsin Yazıcıoğlu kimdi? Evet. Bu suikasti kimler yapmış olabilirlerdi? Onun kişiliğini tanıdıktan sonra zannediyorum herkes belli bir görüş sahibi olacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu'yla rahmetliyle tanışmamız ilk 90'lı yılların ilk başıydı. Siz aynı zamanda aile dostusunuz. Evet, aile dostuyduk. Devam etti dostluğumuzda. Şehadetine kadar. Türk Federasyon Genel Sekreterlik görevimi bırakmıştım. Türkiye yine her zaman olduğu gibi buhranlı bir dönem yaşıyordu. Çekiç güç hadisesi vardı. Türkiye'deki siyaset bir çıkmaza girmişti. Kendisi hayatı boyunca söylediği gibi ben kişilere el kaldırmam, inandığım davalara el kaldırırım diyen bir insandı. Evet. Parmak kaldırmak istemedi. Bazı konularda itilafa düştü. Yeni evlenmişti. Kendisi de yeni evliydi o zaman. Eşimle beraber telefon ettik. Ankara'ya gittik. Buluştuk kendisiyle. Birbirimizi şahsen hiç görmemiştik. 90'lı yıllara kadar. Fakat bir ozanın bir şiirinde söylediği gibi Kırşatal yürekli Muhsin Başkanım. Destanlar yazılmıştı kendisiyle ilgili. Hatta bilenleri iyi bilirler. O dönemde Alman parlamenterlerinden bir grup Türkiye'ye gittiğinde kendisine şu soruyu yöneltiyorlardı. Siz bu genç yaşınızda 1600 teşkilatı olan bir kuruluşun başındasınız. Problem olmuyor mu? Bunun başına nasıl çıkıyorsunuz? Bunun üstesinden nasıl geliyorsunuz denildiğinde şu cevap veriyordu. Ben çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmetlerin torunuyum. Kendisi öyle bir şahsiyetti. 8 saat oturduk. Tabii o zaman kafamda şunları tasarlamıştım. Diğer normal siyasetçiler gibi birilerini karalayacak, bazılarının hakkında kötü sözler söyleyecek ve kendi bencilliğini ön plana çıkaracak düşüncesiyle gitmiştim. Evet. Öyle de bir olumsuz fikirle yanına gitmiştim. 8 saat boyunca ağzından hayırdan başka hiçbir şey çıkmadı. O zaman Peygamber Efendimiz'in şu sıfatı aklıma gelmişti. Ya susun, dinleyin. Konuşurken bildiklerinizi alçak sesle anlatın. Öyle bir meziyete sahip insandı. 8 saat dinledi. Ağzından bir tek şu lafı alabilmiştim o zaman. Siyasi karar ayrılığına vardığı, evet. O zamanki genel başkanı ile ilgili, ben genel başkanımı seviyorum fakat onu daha çok sevmek istiyorum. Bu sözü aldım. Anadolu insanının sanki gelenek ve göreneğinin yegane temsilcisi gibi o süre zarfında lavaboya gidip gelişimde elinde havluyla beni bekler buldum kendisini. Öylesine mütevazi, alçak gönüllü, misafirperver bir insandı. Türk Müslüman insanının en ince detaylarına kadar bütün özelliklerini üzerinde taşıyan bir insandı. Sanki İslamiyet'in hoşgörüsü, onun dışındaki ipek görünüşü, içindeki çelik gibi vücudu da Tanrı dağlara kadar büyük olan cesaretinin temsilcisiydi. Yiğit adamdı Muhsin Yazıcıoğlu. 28 Şubat sürecinde de bunu
kendisi ifade etmişti. Aynen şunu söylüyordu. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. İnsanlarımızın peygamber ocağı diye çocuklarını gönderdiği bu mukaddes ocakta Mehmetçiye silahını doğrultanlara karşı o silahı ben ters çevirmesini de bilirim diyebilecek kadar sapına kadar delikanlı, yiğit bir Anadolu insanıydı Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu her dönem üzerine düşen vazifeleri harfiyatıyla neticelendirdi. Olayları Türkiye üzerine kurulan çeşitli odaklar tarafından planlar Türkiye üzerinde uygulanmadan açığa çıkaracak bir sezgi sahibiydi. İlmini öncelikle Kur'an-ı Kerim'den alan bir insandı. Ben yarım asırlık hayatımın karelerine giren insanların içerisinde okuduğum, bildiğim kadarıyla Peygamber Efendimiz'e en yakın yaşam tarzı olan insan olarak tanıdım Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Ruhu şad olsun. Yine bağımsız milletvekili seçildikten sonra telefon etti. Özledim. Gelmiyor musunuz Ankara'ya dedi. Kendisine tamam başkanım dedim, nezaket olsun diye. Bir kahvaltıya geliriz. Yemek olmaz mı yani dedi. Böyle veciz sözleri olan bir insandı. Atladık gittik. Bütün gün Ankara'yı dolaştırdı bize. Daha sonra akşam birkaç programa katıldık. Arabada giderken kendisine döndüm. Başkanım dedim. Seninkiler ne yaptı dedim. Benimkiler kim dedi. Ya seninkiler hani sana ve bağımsız adaylarına destek olacaklar, oy verecek insanlar ne yaptılar seninkiler deyince şöyle bir hiddetlendi, yüzünü bana çevirdi. Dedi ki ben senin ne demek istediğini çok iyi biliyorum dedi. Seninkiler dediğin insanlar söz verdilerse yapmışlardır. Ama nasıl yaptılar başkanım dedim. Sandıktan zor çıktın Sivas'ta. Durdu, yine yüzüme baktı. Bu arkadaşlar dedi sorduğunda kendilerinden Müslümanız elhamdülillah diyorlar mı dedi. Diyorlar başkanım dedim. Ben de Müslümanım dedi. O zaman bak dedi. Bir Müslüman bir Müslümanın sözüne inanmak zorundadır dedi. Eğer onlar doğru söyledilerse veya yanlış söyledilerse ilahi mahşerde bunlar bunun cevabını zaten vereceklerdir dedi. Muhsin Yazıcıoğlu böylesine hoşgörü ve tevazu sahibi bir insandı. Yine Almanya'nın Karadağlar bölgesinde yaptığımız bir eğitim seminerinde Türkiye'den misafir olarak programımıza katılan Sayın Yavuz Bülent Bakiler konuşma yaptıktan sonra kendisine bir soru yönettiler. Biz de başkanla protokolde oturuyoruz ön sıralarda. Dediler ki efendim siz dediler seçim öncesiydi. Oyunuzu kime vereceksiniz dediler Yavuz Bülent Bey'e. Kendisi de dedi ki işte Sayın Yazıcıoğlu'nun başında bulunduğu siyasi parti barajı geçemeyecek. Ben de onun için oyumu şu partiye vereceğim dedi. Partinin ismini de söyledi. Tabii herkes donup kaldı. Başkana baktık. Yüzünde böyle güzel bir tebessüm oluştu. Bu kadar hoşgörü sahibi bir insandı Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu kendini milletine ve devletine adamıştı. Bunun hayatının her karesinde de bunu görebiliyoruz. Zamanım varsa yine bir şey anlatmak istiyorum. Almanya'ya geldiğinde kurultay öncesi Avrupa Türk Birliği'nin kahvaltıya gidiyoruz. Tevafuk oldu. Yan yana oturduk. Kendisi böyle bakardı bazen. Anlardık biz onun ne demek istediğini. Yani ne konuşayım daha ne anlatayım diye. Hı hı. Başkanım genel konularda arz edeceksiniz mutlaka. Ama onun yanında işte son zamanlarda bir kanaat önderiyle ilgili olumsuz şeyler çıkıyor sitelerde. Bizim arkadaşlarımız içinden de belki bunları yapanlar, buna tenezzül edenler vardır. Bizim Müslüman Türk ahlakına uymayacak şekilde hakaretler oluyor dediğimde bir şey söylemedi. İçeriye girdik. Kahvaltı boyunca 1,5 saat Recep Bey'de yanılmıyorsam oradaydı. O zatla ilgili düşüncelerini söyledi. Neden dedi biz birbirimizi sevmiyoruz? Birbirimizi sevelim arkadaşlar. Kenetlenelim dedi. Neden bardağın sadece boş tarafını görüyoruz? Dolu tarafını niye görmüyoruz? Bu insan kendisine devlet kurma vaadi bile verildiğinde bir şimal ülkesinde şunu söylememiş mi dedi. İslamiyet'in 600 sene bayraktarlığını yapan Necip Türk milletine
bu vefasızlığı yapamam, bu hainliği yapamam demiş midir dedi. Bu yetmez mi dedi. Bardağın dolu tarafını niye görmeye çalışmıyoruz? Niye hep boş tarafıyla uğraşıyoruz arkadaşlar dedi. Musi Yazıcıoğlu vakıfını da partisini de Birlik diye isimlendirmişti. Hep birlikten yanaydı. Evet. Öyle güzel bir şahsiyetti. Kendisini yakından tanıyanlar çok iyi bilirler. Son zamanlarda gerek Balkanlarda gerek Orta Asya'da kurulan devletler Musi Yazıcıoğlu'dan detaylı bilgiler alırlardı. Evet, dostları bu kendisi, şekilde söylüyor. Evet, birkaç görüşmesine tanıklık ettim. Gelirler kendisinden bilgi alırlardı. Ve biz onun semeresini gördük. Bir sürü devletin devlet kuruluş yıl dönümlerinde de kutlamalarına katılıyoruz. O kendisi için biraz önce Başkanımız Recep Bey'in söylediği gibi kendisi için yaşamadı. Hep insanı için, hep milleti için Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar hatta bir şiiri vardı. Şiirinde de bu geçiyor. Belki fragmanınızda vardır. Biraz sonra gösterebilirsiniz tahmin ediyorum. Bir Türkiye hayali vardı kendisinin. Evet. Başörtüyle, o örtülüyle başı açık olan. Onları birazdan yayın akışımızın içerisinde var. Evet, kızlarımızın okulda aynı sıraları paylaştığı Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Müslüman Türk birliğinin kurulduğu bir Türkiye hayali vardı. Hep bunları söyledi. Hep güzel örnek oldu bize. Yaşantısıyla peygamberimizi, yüce dinimiz İslam'ı anlattı bize. Bize bıraktığı çok miraslar var. Musi Yazıcıoğlu'nu biraz önce yine Recep Bey'in söylediği gibi böyle kelimelerle anlatmak çok zor. Böyle bir şahsiyeti. İnşallah fırsat buldukça tekrar bu konulara, hatıralarımıza evet, değinmek istiyorum. Şimdi Frankfurt'tan direkt Türkiye'ye uzanacağız. Bir telefon bağlantımız var. Gülefer Yazıcıoğlu, sen Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle sizlere başsağlığı ve sabır diliyoruz efendim. Madalyon programı olarak Avrupa'da, Frankfurt'ta rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun arasında bir program düzenliyoruz. Onu konuşuyoruz burada. Kazanın üzerinden 2 yıl geçti efendim. Gelinen aşamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Oradaki arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. 2 yıl geçti. Bu 2 yıllık süreçte işte biz Türkiye'de bir ilki başardığımıza inanıyorum. Şimdi neden diyeceksiniz? Bu olay, işte rahmetli Özal olayı var, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci, birçok olay, Uğur Mumcusu. Ama biz Türkiye'de bir ilki başararak, Meclis Araştırma Komisyonu'nu kurdurarak, BDK'yı göreve getirtirerek, evet, bir takım şeyleri elimizden geldiğince yaptık. Ha diyeceksiniz, çok yol kat ettiniz mi? Çok yol kat etmedik ama Türkiye'nin şartlarında biz ilki başardık ve özel yetkili savcıya kadar getirdik. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreç çok daha hızlı ilerleyecektir, çok daha güzel şeyler olacaktır. Ve biz bu olay neyse, bu olayın neticesini mutlaka alacağız Allah'ın izniyle. Peki efendim, şunu sormak istiyorum ben. Burada dostları Sayın Yazıcıoğlu ile yaşamış olduklarını anlatıyorlar, anılarını anlatıyorlar. Peki Sayın Yazıcıoğlu nasıl bir eşti, nasıl bir babaydı? Onu paylaşabilecek misiniz bizimle? Ya Muhsin Başkan'ı anlatmak hem çok zor hem de çok kolay. Neden kolay? Çünkü Muhsin Başkan hayatında hiç yasakları olmayan, net duruşuyla, yaşantısıyla, söylemleriyle yaşantısızlık olmayan, dik duran, doğru söyleyen, doğru giden, davasına hiç taviz vermeyen, şahsi çıkarlarını hiçbir zaman ön planda tutmayan bir insandı. Muhsin Başkan hayatının hiçbir safhasında davasına kendisine hizmet ettirmemiştir. Hep kendisi davasının eri olmuştur. Onun için de Muhsin Başkan çok kolay. Çok zor. Neden? Çünkü o bizim benim özellikle hem babam, hem abim, hem arkadaşım, hem dostum, sevdiğim insan, eşim, çocuklarımın babası. Bu yönüyle üzüntülüyüm. Bu yönüyle çok zor ama Muhsin Başkan çok iyi bir eş, çok iyi bir baba. Ben her zaman diyorum, hayatta hiç kimseye nasip olmayacak. Yani dört dörtlük denmeyebilir ama bence dört dörtlük bir insanla hayatımın 21 senesini geçirdim. İnsanlar 30 sene, 40 sene yaşar ama nasıl yaşar belli olmaz. Ben 21 seneyi kaliteli, çok kaliteli bir insanla geçirdim. Onun için çok mutluyum.
Yani Muhsin Başkan çok iyi bir baba. Çocuklarına zaman sesinin tonunu yükseltmeden, her şeyi oturup konuşarak anlatan, onlara doğruluğu, yanlışlığı kızmadan, sinirlenmeden, o hoşgörüsüyle, sabrıyla yaklaşan bir insandı. Diyorum ya, Muhsin Başkan çok iyi bir eş, çok iyi bir baba. Ötesi yok yani bunun. Peki efendim. Ötesi yok, anlatamam ki. Ancak yaşanır Muhsin Başkan. Anlıyorum. Tekrar kazaya dönmek istiyorum. Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmaları halen devam ediyor. Sizin de Sayın Başbakan'la görüşmeniz oldu bu yönlerde. Nasıl bir sonuca ulaşılabileceğine inanıyor musunuz? Öncelikle onu sormak istiyorum. Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben dilekçeyi verirken de Maraş'ta dile getirmiştim. Bu olayın aydınlatabilmesi için dedim, çok yürekli, mangal gibi yüreği olan bir savcıya ihtiyacımız var bizim demiştim. Hala da onu savunuyorum. Yani bu olayın aydınlatılması için hiçbir şeyden korkmayan, mangal gibi yüreği olan, yani böyle şahsi menfaatlerini, makamını, mevkisini çok da düşünmeyen, evet, çok adil bir şekilde davranacak bir insan bulduğumuz zaman demiştim, bu olay aydınlatılır. Çünkü bu olayda ihmal var, kusur var. Yani diğer boyutunu, düştü mü düşürüldü mü orasını net bilmediğim için Allah-u Alem, ama diğer kısmında arama kurtarmada gerçekten ciddi ihmal ve kusurlar var. Belki evet, de kasıtlar bile var. Onun için de diyorum ki, ha kasıtlar bile var derken aslında kasıt da var. DDK'nın raporuna göre konuşuyorum bütün bunları. DDK'nın raporuna dayandırdığım zaman evet, kasten de aramamışlar işte. O zaman o çıkıyor ortaya. Onun için de diyorum ki ben baştan bayı Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Başbakan'a da, bu olayda ihmali, kusuru, kastı her kim olursa olsun, benim iki tane gözlediği evladıma dahi dayanacak olsa sonucu, hiç umurumda değil. Neyse ortaya çıksın ve bu insanlar cezalandırılsın ki bu coğrafyada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle elim kazaları kimse yaşamasın. Evet. İhmali, kastı, kusuru olanlar cezalandırılsın ki bir başkasına birileri daha yapmaya tevessül etmesin. Peki efendim, tekrar başsağlığı diliyoruz sizlere. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Konuşmacı arkadaşlara selamlar, saygılar. Tüm yurt içindeki yaşayan vatandaşlarımıza da Allah'ın rahmeti ve selameti üzerlerine olsun. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler sen. Evet Orhan Bey, sizinle devam etmek istiyoruz biz. En son Sayın Başbakan'a aileyle birlikte kazayla alakalı ziyarete gitmiştiniz siz. Bu konuda yapılan çalışmaları siz nasıl buluyorsunuz? Efendim çalışmalar tabii devam ediyor. Aslında herkes de olduğu gibi Muhsin Başkan, Sayın Başbakan da yakın dostuydu. Sayın evet, Cumhurbaşkanı'nın yakın dostu. Zaten kendi kayınbiraderi meclis başkan vekili. Hemen hatırlatmakta fayda var. Ludwig Saarfen'de yaşanan bir yangın faciası vardı. Orada Sayın Başbakan'la beraber gelmişlerdi. Evet. Yani Avrupa'da yaşayan Türklerin de her zaman yanında olan bir başkandı kendisi. Dolayısıyla herkes bana göre zaten yeteri kadar araştırmasını yapıyor. Yalnız tabii madem ki olay zaten bu noktaya kadar geldi, demek ki ortada tatmin olmayan bir hadise var. Muhsin Başkan sıradan bir adam değildi. Özellikle benim için çok farklı, çok değişik Serdar Bey. Yani benim evladım gibiydi. Aynı zamanda öğrencim de oldu. Çok sevdiğim birisi, bir çocuğum yani Muhsin Başkan. Yaklaşık 40 yıldan beri tanıyorum kendisini. Ve 5 yılda beraber çalıştık. Ben genel başkan yardımcısı yaptım. İki davada Samsun'da milletvekili adaylığı yaptım. Şimdi ben partide böyle espri olsun diye işte birilerinin ellerini sıkardım. İşte biraz yaşlılıktan gelen şeyler. Şimdi Hasan Çağlayan çok güçlü kolları falan, ellerim. Muhsin Başkan'a sıkmaya çalıştığı zaman tutardı böyle. Al hocam sık derdi. Ben derdim ki elimi böyle bir yakalardım. Başkanım seninki el değil ki, seninki pençe, ben bunu sıkamam. Gerçekten böyle güçlü. Ben şöyle düşünürdüm. Yani Allah'ın en az hacma en çok kuvvet sığdırdığı bir varlık, bir insan. Öyle bir güçlü ki pek çok yerde ben bunu gördüm. Ya Muhsin Başkan harika bir sporcu, çok güçlü bir adam. Fakat yani o kazada sağ salim zaten bir kurtulsaydı, evet, helikopterden bir şekilde kendini kurtarırdı efendim, ateş yakardı, odunu birbirine sürterdi, ateş yakardı. Mücadele gösterirdi. Gayet de yapardı ama Allah bizim elimizden aldı. Yalnız tabii olaya baktığımız zaman ben tatmin oldum mu? Doğrusu içim çok evet demiyor Serdar Bey.
Yani niye evet demiyor? Çünkü Muhsin Başkan gibi adam öyle kolay kolay dünyaya gelmiyor. Son 200 yıldan beri bakar mısınız arkanıza şöyle? İşte bir Atatürk var. Yani işte birileri var ama yani ciddi şekilde kahti rical var Türkiye'de. Aydın yokluğu, münevver yokluğu. Muhsin Başkan böyle bir adamdı. Tabii bütün dünya bunu biliyor. Türkiye biliyor. Yani 28 Şubat 98'i hatırlar mısınız? 28 Şubat 98'de Muhsin Başkan bir tek adamdı karşı çıkan. Evet. Ya Türkiye İran ve Arabistan olmayacak ama Tunus ve Cezayir olmasına ben izin vermem. Diyen bir yiğit adam, bir tek adamdı. Tabii bunu herkes biliyor. Herkesin çok sevdiği, herkesle çok ilgili. Kimseyle kavgalı değil. Ben büyük adam neresinden belli olur? Büyük adam sinirlenmez. Büyük adam umutsuz olmaz. Ben Muhsin Başkan'ı hiç sinirli görmedim. Hiç bağırırken görmedim. Hiç kızgın görmedim. Ve hiç umutsuz görmedim. Şimdi ben bunu biliyorum. Herkes biliyor. Mecliste herkes, 550 milletvekilinin tamamı gördüğü zaman selam başkan, merhaba başkan, yani bütün partilerin milletvekilleri de başkanım diyorum. O meclisin de başkanıydı. Efendim, o Türkiye'nin de başkanıydı. O Türk dünyasının da başkanıydı. Almanya'daki Türklerin başkanı, Orta Asya'daki Türklerin tamamının başkanı, efendim Bulgaristan'daki Türklerin başkanı idi. Ama herkes bunu biliyor, dünya da bunu biliyor. Topladığınız zaman bu kadar detaylı düşünen, bu kadar bilen, bu kadar yetişmiş bir adam dünyaya fazla geldi galiba yani. Çok bak, şey çok şey mi biliyordu acaba? Efendim kesin çok şey biliyor, onu ben biliyorum. Hı hı. Yani çünkü çok beraber bulundum, çok yakında bulundum Muhsin Başkan'la beraber. Ne sorarsanız sorun, kendisi size en bilinmeyen şeylerde bile kesinlikle bir bilgi söylerdi. Kendisine bir yerlerden bilgi de gelirdi zaten. Yani Muhsin Başkan sıradan bir lider değildi. Evet, Muhsin Başkan hayatının her döneminde başkandı. Yani 1974'te itibaren Muhsin Başkan hep Muhsin Başkan'dı. Öğrenciyken de başkan. Dolayısıyla çok şey biliyor elbette. Yani bunu şundan soruyorum. Yani çok şey bilmesi sonuç olarak olayları bu aşamaya mı getirdi acaba? Esas demek istediğim başka. Ya çok şey biliyordu ama çok şey vaat ediyordu Muhsin Başkan. Mesela şu anda Türkiye'de bir umutsuzluk, bir sıkıntı falan bir şey olsaydı lider belliydi. Yani lider belliydi efendim. Yani bir problem olduğu zaman lider belliydi. Gidilecek yer belliydi. Milletin başına geçecek olan adam belliydi. Evet. Başkan belliydi. Muhsin Başkan da o. Şimdi bakın işte yani bir sıkıntı olduğu zaman bir iki kişi var. Gittiği zaman Türkiye'nin ne olacağı belli. Dolayısıyla böyle bir adamın bir anda kaybolması, durup dururken o kazada efendim pek çok şey var. Bir sürü alet, ekipman noksan çalışmıyor. Yer belli değil. O pilot o havada gitmemesi lazım, gitmiş. GPS cihazı çalışıyor, çalışmıyor. Yapılan açıklamalar. Evet, valinin sözleri var, bilmem ne var, içeride karbondioksit gazı var, uyuşmuş, uyutmuş, herkes bir senaryo çiziyor filan. Yani pek çok şey de senaryo doğru da olmayabilir ama sonuçta bakın biz hala burada bunu konuşuyorsak, şurada konuşuyorsak bir problem var. Ya problem hala çözülmedi. Gerçi şu an zaten özel savcı görev başında. Evet. Hala Malatya'daki savcı dava açıldı biliyorsunuz. 13 tane klasörün, 4 klasörünü okudu. 9 klasör daha var. Okumaya devam ediyor. Başbakanlık özellikle teftiş kurulu şu anda. Sayın Başbakan'ın imzasında kuruldu. Olayları takip ediyor. Sizin yapmış olduğunuz görüşmelerden sonra mı bu aşamaya? Sonra geldi. O da önemli. Evet. Ve yani umuyoruz ki inşallah Türkiye'de bir iş olur. Efendim ben kesinlikle tabii sevgili Recep Başkanıma katılıyorum. Yani efendim bu bir suikast değildi, kazaydı. Kolay söylenmiyor ama suikast demek de kolay söylenmiyor bana göre yani. Şimdi bir bilim adamı olarak doğrusu ortadan konuşmak durumundayım. Neticeyi beklemek lazım. Bakalım Allah ne gösteriyor. Aynen öyle diyorsunuz. Evet, Yavuz Bey'le devam etmek istiyorum ben. Yavuz Bey, siz de Sayın merhum Yazıcıoğlu'yla uzun bir tanışıklığınız var. Nereye dayanıyor efendim? Önce ondan bahsedelim. Öncelikle ben teşekkür ediyorum Madalyon programına. Dolayısıyla ben de sözlerimin başında geçtiğimiz Şubat ayının 27'sinde vefat eden devlet adamı, bilim adamı ve siyaset adamı, aynı zamanda büyüğüm olan
merhum Necmettin Erbakan hocama ve Muhsin Bey'e ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Biraz önce yenge hanım da canlı yayına bağlandı. Kendilerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını 3 bölüme ayırıyorum. 80 öncesi gençlik dönemi, 80 sonrasındaki yargılama ve Mamak dönemi, 90 sonrası siyaset ve ardında da ölüm olayı olarak olaya bakıyorum. Ben bu 3 dönemde de kendisiyle birlikte olmuş, Türkiye'nin meseleleri, Avrupa'daki insanımızın meseleleriyle zaman zaman fikir teatisinde bulunmuş bir dost olarak birlikte birçok şeyi paylaştık ve birlikte de yaşadığımız anlar ve günler oldu. Evet. 80 öncesi Türkiye'mizin başında bir bela vardı, sağ sol olayı. Ancak Cumhuriyet tarihi ve öncesinde Osmanlı döneminde hastadam diye ilan edildiği dönemler dahil ülkemizin bir türlü başını sıkıntı ve beladan kurtarmaması, kurtarılmaması noktasında evet. belirli iç ya da dış odak ya da güçlerin hep oyunları ülkemiz üzerinde oynanmıştır. İşte bu süreçte 80 öncesi diye tabir ettiğimiz sağ sol ya da anarşi dönemi diye ifade edilen ki o dönemde daha çok üniversite öğrencisi ya da lise öğrencisi olan 5000'in üzerindeki vatan evladının şehit edildiği ya da bir kör kurşuna kurban edildiği dönemde biz Akıncılar Teşkilatı'nda faaliyetlerimizi yürütüyorduk. Kendileri de Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı dönemini yapıyordu. Ülkücü hareket içerisinde birçok başkan gelip geçmiştir. Ama hiçbirisine Muhsin Başkan diye hitap edildiği çok nadirdir. Ya reis ya da Muhsin Başkan diye onu sevenleri ve mensupları hep öyle hitap ederlerdi. Başkanlığı döneminden sonra da hep böyle ifade edildiğine şahit olduk. İşte o dönemde hem bizler hem kendileri ülkemizdeki bu karanlık odakların, karanlık olayların insanımız üzerinde, ülkemiz üzerinde, memleketimiz üzerinde giderilmesi noktasında gayret ettiğimiz, belki alanlarımız farklıydı ama ideallerimiz aşağı yukarı aynıydı. Memleketin birliği, beraberliği, bütünlüğü, kalkınmışlığı, gençlerinin yetiştirilmesi, evet. bazı olaylara ya da odaklara kurban edilmemesi noktasında bir sürecimiz var idi. Bu süreç daha sonra malum haliniz çeşitli hazırlıklarda yapılarak ihtilal dönemine kadar getirildi. İşte önceki dönemde, o gençlik döneminde, bizlerin de gençlik faaliyetlerinde bulunduğumuz dönemlerde de zaman zaman görüşür, tanışır ve buluşur idik. Memleket üzerindeki bu oyunların bozulması noktasında ortak kanaatlarımız oluşur idi. Ama kaderin cilvesi ihtilalden sonra aynı yerde biz farklı, onlar farklı şekilde bazı ideolojik ya da fikri manada düşünsek de güvercinlik denilen yerde uzun aylar süren işkence döneminde de o başka hücrede, biz de başka hücrede yani. İdik. Arkasında Mamak alındığımızda o da kafese kondu, biz de kafese konduk. Meşhurdur bu Mamak'ta kafes evet. tabiri ya da ifadesi. Ardında B blok ikinci koğuşta 8 ay, ardında da tecrit ya da hücre diye ifade edilen bölümde de yine ikimiz 10 ay birlikteliğimiz oldu. O dönemde acı tatlı, çok güzel ya da çok önemli manidar hatıralarımız oldu, yaşadık, paylaştık. Anılarınızı zaten birazdan evet, buna biraz sonra gireceğimizi ifade ettiniz. Ardında da 90 yılı ve sonrasındaki meclis hayatı ya da siyasi hayatı söz konusu. Ancak 80 döneminde ki süreçte tabii ki hukuk geçerli değildi. Hukukun gücü yoktu. Ya güçlülerin hukuku vardı. O günkü devlet güvenlik mahkemeleri ya da o günkü askeri mahkemelerde maalesef hukuk geçerli değildi. Bilgi belge geçerli değildi. Ön yargılar ya da gücün hukuku uygulandı. Birçok insan suçsuz şekilde yattı, yargılandı, sonunda evet. beraat etti. Biraz önce ifade ettiğiniz kardeşimizin de söylediği, arkadaşımızın da belirttiği gibi o dönem farklı bir dönemdi. Şu anda
yeni referandumla çıkan yasalar sonrasında o dönem yargılansın, yargılanmasın tartışmaları sürüyor. Elbette geriye dönük kim hangi suçu işlemişse bunun bedelini ödemeli ve bunun cezasını görmeli. O insanlar nasıl suçsuz olarak yargılandıysa asıl suçluların da bugün hukuk önünde güçlünün hukuku ya da gücün hukuku değil, hukukun gücüyle bu konular gündeme alınmalı. Tekrar adil bir şekilde Türk adaletinde yargılanmalı diye düşünüyorum ki bu süreçte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizin ölüm olayı da dahil bunların hepsi Türkiye'de aydınlanmalı, aydınlatılmalı. Bu konuda herkese fert noktasında da sivil toplumlar noktasında da hükümet ya da devlet noktasında ya da yargı noktasında her kurum ve kişiye görevler düşüyor. Elbette bu sürecin hukuku uygulama suretiyle, hukukun üstünlüğünün uygulanması suretiyle milletin önüne konmalı. Millet bu konuda mutmain olmalı diye düşünüyorum. Elbette 80 öncesi süreci de aslında uzun uzun konuşmak gerekir. Neden bunlar oldu? Neden ve sonuçları önemlidir. Sonuçları niye bu şekilde gelişti? Ya da her gün onlarca insan sağ ya da sol diye öldürülürken bir gecede tüm ülkede nasıl oldu da nasıl bir sihirli dernek oldu da anarşi ya da sağ sol olayları bitti ki bunlarla alakalı zaman zaman kamuoyunda tartışılan, medyada tartışılan ya da bilimsel olarak tartışılan hadiselerde de görüyoruz ki kendileri bunları nasıl hazırladıklarını, o güne nasıl gelindiğini de bugün görüyoruz. Maalesef o güne getirenler Türk adaleti nezdinde ve hukukun üstün olduğu bir ortamda aydınlanması gerektiğine inanıyorum. O günler aydınlanmadan Muhsin Bey'in ölümü aydınlanamayacağı kanaatine sahibim ki o günkü karanlıklar diğer daha sonraki karanlıkları devam ettireceğine inananlardan bir tanesi. Mamak Cezaevi artık müze haline almış vaziyette. Evet, henüz orada gitme imkanım olmadı. İnşallah ilk fırsatta gideceğim. Gidip artık anılarınız aklınıza Mamak'tan gelecek mi? Mamak'tan ziyade Ankara Merkez Cezaevi müze haline getirdim. Mamak herhalde daha henüz müze haline gelmedi. Öyle biliyorum. Peki oraya gittiğiniz zaman anılarınız aklınıza gelecek. Biz de sizden Sayın Başkan'la yaşamış olduğunuz, unutamadığınız bir anı varsa almak isteriz. Olmaz olur mu? Çok anılarımız var. Hele o tecritte, hücredeki eni 1.80-1.90, uzunu en fazla 2,5 metre kare olan, 2,5 metre olan toplam 16-17 metre karede 10 ay ya da aylarca, yıllarca beraber olmak. 24 saati saniye saniye beraber paylaşmak ki bu zaman zaman okunan o üşüyorum, evet, pencerelerimi kapatmayın şeyse orada yazılan bir şiirdir. Bir o günler hep beraber yaşadık. Hep şunu temenni ederdik. O da biz de idamla yargılanıyor idik. Çünkü hukukun gücü değil, biraz önce belirttiğim gibi gücün hukuku vardı. Herhangi bir bulgu, belge olmadan hemen idamlık olarak yargılama süreci söz konusu idi. O da biz de eğer hukukun üstünlüğü olursa bir şey olmayacağını ama gücün hukuku devam edecek olacak olursa da sonuçları çok vahim durumlara doğru gideceğini zaman zaman konuşurduk. Eğer o günler bugün şekliyle gelişecek olursa ya da dışarıya çıkacak olursak birlikte omuz omuza olmayı hep murat etmişizdir. Cezaevinden sonra da biz Avrupa'ya geldik. Kendileri Türkiye'de siyasetin içerisinde bulundular. Bu süreçte de çok zaman birlikte olduk. Ya kendileri bizi ziyarete gelirlerdi ya da biz kendilerini ziyaret ederdik ki Recep Bey kardeşimiz de bunlara vakıftır. Hem cezaevi öncesindeki o süreçte hem cezaevi döneminde hem de diğer üçüncü dönemde ifade ettiğim siyasi döneminde hep birlikte olduk ve anılarımızı ya da Türkiye'nin, insanımızın, ülkemizin geleceğiyle alakalı hep meseleleri konuşurduk daha çok. Bunların çözüm yollarını konuşurduk. Avrupa'ya geldiğinde de Avrupa'daki insanımızın problemlerini meclise taşıma, devletin
duyarlılığına taşıma noktasında da hassas idi. Bunları dinlerdi ve takip noktasında da gayret ederdi. Ama o noktada malum mecliste güç gerekiyordu ya da büyük bir potansiyel gerekiyordu. O imkanda bir türlü temin edilemedi. İnşallah bundan sonra onlar bu şekliyle gelişir. Türkiye'nin önü aydınlanır. Ülkemizin önü aydınlanır. Milletimiz geleceğe daha emin ve daha güvenle bakar diye temenni ediyor ve dua ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bizlere madalyon@samanyolutv.eomail adresine yazarak düşüncelerinizi iletebilirsiniz diyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan zengin, fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Hayal ediyorum, hayal ediyorum. Evet, Sayın Yazıcıoğlu'nun bir hayali vardı. Oldukça güzel de bir hayaliydi sevgili seyirciler. Madalyon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki yeni konuğumuz var. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum ben. Sayın Mustafa Çiftçi, ATB Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Rahmi Koca, öğretmen ve yakın dostu. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Recep Bey, sizinle devam etmek istiyoruz. Kaza sonrası sizin birçok çalışmanız oldu. Almanya'dan da bir heyet gönderdiniz bu konuda. Aşamalarını alabilir miyiz sizden? Buradan giden heyetten sonuçlar ulaştı ve Devlet Denetleme Kurumu'ndan da yeni sonuçlar çıkıyor. Sizin dediğiniz boyuta doğru geliyor. Ne aşamada şu anda gelişmeler? Evet, teşekkür ederim. Şimdi bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Avrupa'dan heyet gönderdiğinden ziyade Türkiye'den talep edildi. Evet. Türkiye'den sizden mi talep Büyük edildi? Büyük Birlik Partisi tarafından talepte bulunuldu. Biz de burada giden heyetle irtibat kuraraktan yardımcı olmaya gayret ettik. Buradan giden bir Alman, bir de Türk pilot, araştırmacı. Kendileri Türkiye'ye gittiler. Araştırmalarını yaptılar. Daha sonra Alman araştırmacı, ben bu araştırmayı devam ettirmek istemiyorum. Evet. Dedi. Kendi düşüncesi miydi efendim o? Nasıl bir şeydi? Yani neden devam ettirmek istemesin ki? Şimdi buraları açmak bilmem ne derece doğru olur ama ben bu araştırmayı devam ettirmeyi düşünmüyorum diye bir ara raporu sundu partiye. Daha sonra biz kendisiyle bir görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmelerde kendisinin bunu sürdürmesinin mümkün olamayacağını ifade ettiler. Şimdi efendim, Almanya'dan giden heyet meseleyi biraz açacak olursak, bir de Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan heyet, evet,
birlikte çalışma konusunda uyum sağlayamadılar. Bir, Ulaştırma Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu kaza kırım heyetinde hiçbir tane mühendis yok. Bu işin ustası, ehli hiç kimse yok. Ben o şahıslarla da tanışma imkanı buldum. Almanya'dan giden heyetteki Alman'ın da ortağı olduğu, evet. Burada canlı yayında da itiraf edelim. Ortağı olduğu bazı helikopter parçalarının incelenmesi için Baden-Baden'deki araştırma merkezine getirildi. Burada Almanya'dan giden Alman'ın hür iradesiyle, kendi inisiyatifiyle bir araştırma yapamayacağı kanaati kendinde oluştu ve bu işten ayrıldığını ifade etti. Evet. Yani işin aslı budur. Bu kararı vermesine sebep de Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki görüşmelerden sonra böyle bir kanaate vardığını ifade etti. Yani çalışmalardan kendini geri çekti. Evet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki görüşmelerden sonra ben bu tür araştırma içinde yer alamam dedi. Ve geri çekildi. Daha sonra partimiz diğer Türk arkadaşımızla birlikte devam etti. Biz buradan Avrupa olaraktan buradan heyetin gitmesiyle ilgili elimizden gelen imkanlar ölçüsünde katkı sağlamaya gayret ettik. Gönül isterdi ki o Alman heyetin başındaki Alman'ın da işin sonuna kadar bu işi yürütmesini arzu ettik. Çünkü bu olayların uzmanı. Peki hiçbir şey ulaşamamış mı Recep Bey? Yani o yapmış olduğu ufak çalışmadan bile. Ben şu andaki raporun içerisinde de o Alman'ın çalışmalarının yer aldığını görmekteyim. Ama o zaman o sonuca varmış o zaman. Ama ara rapor, nihai raporunu maalesef Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile görüştükten sonra nihai raporunu hazırlamadı. Bizler çok ısrar etmemize rağmen nihai raporunu hazırlayıp Büyük Birlik Partisi'ne sunmadı. Onun için Almanya'dan giden heyet ilk raporun hazırlanmasında katkı sağladığına inanıyorum. Daha sonraki aşamalarda zaten buradaki Alman devlet dışı kalmıştı. Diğer evet. Türk arkadaşımız da belirli bir müddet Büyük Birlik Partisi bu konuyla ilgili bir çalışma yapmışlardır. Şimdi Almanya'dan bakıldığında mesele farklı görülüyor olabilir birilerine göre. Fakat hiç de öyle değil. Yani bu mesele sadece Türkiye'dekilerin meselesi değil. Sadece Almanya'da yaşayanların da meselesi değil. Evet. Bu mesele bütün Türkistan dünyasının meselesi. Ben böyle görüyorum. Ben böyle inanıyorum. Çünkü Kosova'ya gidiyoruz. Diyor ki yediler kardeş diyor. Aynısını Türkiye'deki gibi söylüyor. Bosna'ya gidiyoruz. Bosna Genelkurmay Başkanı ağlıyor. Gözlerinden sicim gibi yaşlar geliyor. Bir hatıramız vardı Bosna'da. Rahmetlikle 2-3 dönem gitmiştik beraber. Ben genel başkanımız önce gelecek diye önce gitmiştik. Ve 2 gün sonra genel başkanımız rahmetli geldiğinde Bosna'ya havalanında karşıladığımızda Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı da yanımızdaydı. Evet. Kendisine genel başkanımızı takdim ediyorum. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı bizim liderimiz Sayın Musun Yazıcıoğlu diye Sayın Genelkurmay Başkanı böyle bir tebessüm içerisinde oldu ki Sayın Recep Yıldırım diyor biz diyor Sayın Yazıcıoğlu'nu diyor savaş döneminde çok iyi tanımıştık diyor. Sizin tanıttırmanıza gerek yok diyor. Biz onu diyor Türkiye'de birilerinden daha çok iyi tanıyoruz diyor. Onun için bu olay sadece Türkiye'de yaşayanların ve sadece itiraf edeyim açıkça söyleyeyim sadece bir partinin bizim partimizin bizim ocağımızın bizim camiamızın da meselesi değil.
bütün Türk İslam dünyasının meselesi olarak görüyorum ben. Bu olayın çözümlenmemesi de maalesef birilerini de mutlu ediyor. Ben sayın liderimizin olayının bir an evvel çözümlenmesi konusunda devletimizin en kısa zamanda bunun aydınlığa kavuşması temennisinde bulunuyoruz. Ben birinci bölümdeki söylediğim sözü her yerde haykıra haykıra söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bu olay çözümleninceye kadar, bu bir Eşref Bitlis olayı değildir. Bu bir Adnan Gavecı olayı değildir. Bu bir Turgut Özal olayı değildir. Bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayıdır. Onun için bu olay çözümleninceye kadar devletin karlar altında kalan şerefinin, onurunun, haysiyetinin karlar altından çıkarılıncaya kadar bunun adı suikast, suikast, suikast diyorum. Evet. Çünkü Yazıcıoğlu biriler için engeldi. Engel olduğu için, çünkü o Frankfurt'tan Dağlıca katliamını devletin en üstündekine haber veren insandı. Nasıl bir şeydi efendim? Dağlıca'daki çatışmayı devletin en üst zirvedeki cumhurbaşkanına, böyle bir çatışma oluyor sayın cumhurbaşkanım. Öyle mi diyor? Yarım saat sonra o devletin zirvesi kendisine dönüyor. Bilginiz doğrudur sayın Yazıcıoğlu diyor. Biz şahit olduk. Frankfurt'ta beraberdik. Sayın Yazıcıoğlu'na Dağlıca'dan telefon mu geldi o sırada? Nasıl? Dağlıca'daki olayın cereyan edeceği bilgisi ulaşıyor. Öncesinden. Evet. Ve bunu devletin en üstündeki zat-ı muhtereme liderimiz haber veriyor. Devletin en üst zirvedeki şahsın haberi yok. Yarım saat sonra liderimize dönülüyor, diyor ki bilginiz doğrudur sayın Yazıcıoğlu diyor. Hatırlar mısınız? Askerlerimiz orada kaçırılmıştı. Rehin alınmıştı. Evet. Böyle bir liderdi. Çok şey biliyordu. Hani o detayına biraz daha girecek olursak. Çünkü burada yaklaşık 100-150 kişi buna şahit. İsmi de verebiliriz. Adres de verebiliriz, tarih de verebiliriz, saat de verebiliriz. Yani öncesinde bilgiyi aldı, evet. Gereken yerlere iletildi. Evet, öncesinde bilgi geliyor. Müdahale, evet, müdahale edilmiyor diyorsunuz. Müdahale ediyor, önlem alınsın diyor. Bu bir misal, bir örnek. Ama öyle bir örnek ki sayın Yazıcıoğlu'nun neler bildiğini, devletin en üst makamındaki şahsın bilmediklerini bildiği, devletin bütün birimlerinin bilmediklerini bildiği bir şahıs. Şu an o şahsın o bildiklerinden dolayı ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani Türkiye'de devam eden bir dava süreci var. Onunla bağlantı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, öyle bir şey demedim. Demediniz ama öyle bir şey demedim. Bugün Dağlıca katliamını örnek verdim. Dağlıca katliamı öncesinde devletin zirvesini haber veren lider, devletin zirvesinden önce her şey bilgi sahibi olan lider, birileri için tehlike arz ediyordu. Biraz açık konuştuk herhalde, değil mi? Anlaşıldı herhalde. Böyle bir liderdi. Yani hocam dedi ya biraz bilirdi her şeyi. Çok bilgi sahibiydi. Bu bir örnek. Binlerce örnek var bunun gibi. Diğer örnekleri de Orhan Bey'den mi alalım? Ne yapalım? Orhan Bey'den de alabilirsin, Rahmi Bey'den de alabilirsin. Arkadaşlarımızın çoğunda böyle bilgiler mevcuttur. Ben sadece ve sadece kendim bilakis şahit olduğum için, yanımda telefon edildiği için, hatta bir zat-ı muhterem de, onu da itiraf edelim yani. Söyleyelim. Canlı yayındayız. Tabii, buyurun. Kimin kulağına giderse gitsin, önemli değil. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız.
Bakın, bir şeyin daha okuyacağım. Ben birinci bölümde az konuştum. Buyurun. Ne diyor? Şehadetinden iki gün evvel, Karaman konuşmasında. Bakın diyor, şimdi yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranların da, oturanın da garantisi yok. Ruh bir saniyeliktir. Püf dedim mi, bir solukluktur. Bunun nereden geldiği hiç belli olmaz. Nasıl geldiği hiç belli olmaz. Ne şekilde yakalayacağı belli olmaz. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyenize bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok. Ne diyor? Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız. Doğru gideceğiz diyor. Ben ömrüm boyunca diyor, hep böyle gittim, bundan sonra da böyle gideceğim diyor. Birilerinin hatırı için esen rüzgara göre yön değiştiren, yağmur yağmayınca vatan kurtarmaya çalışan, yağmur yağınca da sıcak soba başına kaçan zihniyetten olmayacağız. Bildiklerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Orada bir telefonla da diyor ki bak 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 diyor. Orada Mehmetçik çarpışıyor, gitmiş Antalya'da golf oynuyor diyor. Adama bak diyor. Golf oynuyor diyor. Bir de diyor ki bize diyor, ne yani ben gidip de mi çarpışsaydım diyor diyor. Direkt gerekli yerlere de telefon mu açtı o sırada? Evet. Bunu söyleyen de kamuoyu biliyor. O zamanın hava kuvvetleri komutanı. Katliam yapılıyor. Hani BGG diyorlar ya, bizi gözetliyor diye. Sınırlarımız hep böyle gözetleniyor diyorlardı. Almanya'dan uçak 2 saatte gidiyor. 2,5 saatte gidiyor Frankfurt'tan. Ama hava kuvvetleri komutanımız Antalya'da golf oynuyor. 4,5-5 saat Mehmetçik çarpışıyor. Yardım diyor. Mehmetçik arıyor. Yardım diyor. Bunların devletin en üstündekilerin haberi yok. Peki ben mi gideyim diyen mi gitmesi lazım? Sayın Yazıcıoğlu, o yiğit insan Frankfurt'ta Global Otel'in locasında ben Almanya'dayım diyor. Ben mi geleyim diyor. Bilmem anlatabildim mi? Böyle bir insan, böyle bir şahsiyet. Çok doluyuz. Evet. Anlatmak istediğimiz öyle olaylar var ki, bu canlı yayın 1 saat, 1,5 saat, 5 saat, 10 saat yetmez. Çok dolu doluyuz. Onun için biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları gibi fırıldak olmadan konuşmak istiyoruz. Düz konuşacağız, düz yürüyeceğiz dedik ya. Hiç lafı sağa sola çekmeden düz konuşmakta fayda var diyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nu yediler kardeş. Ruhu şad olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin diyorum. Evet. Rahim Bey, size dönmek istiyorum ben. Programımıza hoş geldiniz ikinci bölüme. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunu okuttunuz galiba sizler. İçerikte neler var ondan bahsedebilir misiniz? Belli isimlerden bahsedildi, dile getirdiniz. Evet. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu şu anda internette mevcut. Okumak isteyen her vatandaşa açık. 40 sayfalık özetini her maddesiyle ilgili herkes okuyabilir. O raporda 72 tane tespit var. 29 tane de öneri var. Ve söyleyeceğim isimler bana mahsus, çok özel bilgiler olan bir insan değilim. O Devlet Denetleme Kurulu raporunda geçen isimler. Eğer Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bu kurulun söyledikleri doğruysa hükümet töhmet altındadır. Eğer söyledikleri yanlışsa Devlet Denetleme Kurulu devletin kurumlarını suçlayarak suç işlemektedir. Ama ben daha evvel bizlere, bizlerden daha genç olan kardeşlerimize onun hangi yönlerinin örnek alacağımızla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. Birincisi, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fetheder. Tebrikleri kabulünde
herkes Yavuz'un üzüntülü olduğunu görür. Der ki, ah ah, Sinan'ı kaybetmeseydim de 1000 tane Mısır'ı da almamış olsaydım. Sinan Paşa, biz Yavuz'un kaybettiği Sinan Paşa'yı kaybettik. Ben 12 kardeşim. Babam öldükten sonra anam demişti ki ve hepimiz de öyle söylemiştik, ağzımızın tadı bozuldu. Yazıcıoğlu öldükten sonra da onun arkadaşlarının, onun dostlarının, onun hepimiz kardeşleriyiz. Hepimizin, Alperenlerin ağzının tadı bozuldu. Niçin çok sevdik bu kadar Yazıcıoğlu'nu? Bizden biriydi. 76'dan beri başkanımız, dostumuz, arkadaşımızdı. Ölümünden 2 gün evvel bir dergiden geliyorlar, röportaj istiyorlar. O röportajda soran kişi diyor ki, Peygamber Efendimiz hakkında ne söylemek istersiniz? 2 cümle söylüyor. Diyor ki, onun ismini, Resulullah'ın ismini duyduğum an, görevini yerine getiremeyen bir kölenin utancını yaşıyorum diyor. Şu güzelliğe bakın. Gençlerin örnek alacaksa, gençler kendilerine buranın deyimiyle bir idol alacaksa, işte Peygamber Efendimizin ismi anıldığında görevini yerine getiremeyen bir köle duygusunu duydukları an hayat tarzları değişir. Müslüman Türk olarak yeniden dirilir, yeniden canlanırlar. Kimler ölmesini istedi onun? Şimdi Avrupa'da bir olay oldu. 11 tane Fransız konsolosluğuna aynı anda siyah çelenk bıraktık. Fransızların Ermenilerle olan tutumundan dolayı. Türk konsolosluğu bundan rahatsız oldu. Genel Başkan Recep Bey aradılar. Yapmayın etmeyin diye. Türkiye'deki Fransız dostları da, Fransa bir şey yazmadı. Türkiye'deki Fransız kalemşörler de bu konunun aleyhinde yazı yazdılar. Muhsin Başkan Kuzey Irak'a gitti. Kuzey Irak'taki Barzani'ye muhatap olmayan, dost olmayan, Barzani karşıtı olan aşiret reisleriyle görüşüyordu. Onun Barzani, Talabani aşiretlerinin reisli, haricindeki aşiret reisleriyle görüşmesi Kuzey Irak için hesabı olanları, Kuzey Irak'takileri, Kuzey Irak'takilerin Türkiye'deki maşası olan kalemşörleri rahatsız etti. Muhsin Başkan tam İsrail savaşlarının olduğu noktada Ürdün'e gitti. Suriye'nin Ürdün cephesine gitti. Ürdün'deki oradaki Suriye'ye sığınmış olan ama İsrail'e karşı da savaşı devam ettiren insanlarla görüştü. İsrail buna kızmadı. İsrail'in taraftarı Türkiye'deki kalemşörler buna kızdı. Hani derler ya, her suçu başınıza taş düşse efendim dış kuvvetlerden biliyorsunuz. Dış kuvvetlerle hiçbir şey ilgili söylemiyorum. Türkiye'deki kalemşörleri, program yapımcıları, köşe yazıcıları rahatsız oldular. Muhsin Başkan tam Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan savaşında Türkiye'de değildi. Cephenin tam içindeydi. Orada cephedeydi. Orada Ermenistan taraftarları, Türkiye'deki Ermenistan taraftarları, köşe yazarları, program yapımcıları rahatsız oldular. Muhsin Başkan İngiltere'de Lordlar Kamerası'nda konuştu. Lordlar Kamerası'nda konuşması bittikten sonra gazetecinin biri Kürtlerle ilgili bir soru sordu. Sorduya verdiği cevap, o bizim iç meselemizdir. Sizinle tartışmam dedi. Ki hapisteyken de insan hakları komisyonu gelmişti, o hapishanedeyken, hücredeyken, işkenceden de tırnakları sökülmüş, ceryan vermişler, yanmış, küçük parmağı yok. Buna rağmen dedi ki, devletimi size şikayet etmem, devletimle ilgili size söyleyecek bir şeyim yok dedi. Bosna'da tam savaşın ortasındaydı. Genelkurmay başkanıyla tanışmışlığı cepheden geliyordu. Dışarıdan gazel okuyanlardan gelmiyordu. Ve 28 Şubat'ta o meşhur demecini verirken elini cebine sokuyordu. Bunda bir delikanlılık anlamı vardır. Ayakta eli cebe sokarak biriyle konuşmanın, yani Rusya'da Yeltsin tankların üstüne çıkarsa Türkiye'de de Muhsin Yazıcıoğlu vardır tankın üstüne çıkacak mesajını veriyordu. 27 Nisan'da
Genelkurmay Başkanı bir rapor, bir bildiri imzalıyor, gece yarısı bırakıyor. Sonra kendisi bir görüşmeden sonra çark ediyor, çekiliyor ama bir bakıyoruz ki Muhsin Başkan 27 Nisan'da en sert sesi çıkan politikacı oluyor. Yani dışarıdakiler ne kadar ürktü, efendim bundan pek beni ilgilendirmiyor. Ama ben içeridekilerin tepkisinden, hele hele bazı köşe yazarlarının söylediklerinden anlıyorum ki dışarıdakilerin yerine konuşuyorlar. Dışarıdakiler onun için rahatsız oldular. Ve Muhsin Başkan Türkiye'de her şeyden evvel birilerini rahatsız etti. Davranışlarıyla, konuşmalarıyla. Kimleri rahatsız ettiğini de biz bu Devlet Denetleme Kurulu'nun raporundan biliyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nda şöyle söyleniyor. Diyor ki 20 dakika içinde 8 kilometrelik bir alanda nokta tespiti yapılamıyor ama 8 kilometre kare çok küçük bir alan kazadan, helikopterin düşmesinden 20 dakika sonra Turkcell ve AVEA ikisi birden aynı noktayı belirtiyor. Ama bir bakıyoruz ki bu bilgiyi alan Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğ General Ali Lapanta, orada Maraş Jandarma Komutanı Albay Sezai Akgün, Maraş Emniyet Amiri Dursun Özmen bu bilgiyi kaza oradaki komisyona bildirmiyor ve oradaki valiliğe, Maraş Valiliğine bildirmiyor. E peki Kayseri Valisini kim yanılttı? Kayseri Valisini de yine oradaki istihbaratçı, Maraş İstihbarat Şube Şefi Hilmi Çaloğlu yanıltıyor. Bunlar öyle bir kumpas kuruyorlar ki oradaki arkadaşlarımız barbar bağırıyorlar Ankara'ya. Muhsin Başkan'ın hanımı da dahil diyorlar ki burada doğru dürüst arama yapılmıyor. Arama dağın arka tarafında yapılıyor. Ön tarafta esas bildirilen yere köy korucuları gönderilmiyor. Efendim binlerce asker gönderilmiyor. Sivil arama ekipleri gönderilmiyor. Gönderilmeleri engelleniyor. Üstelik insanların çıkması da engelleniyor. Sonra insanlar çıktılar. 17 tane o köyün avcısı, o bölgeyi iyi bilen insanlar helikopterin olduğu yeri tespit ettiler. Tespit ettikten sonra devlet geldi ve orada bir bakıyoruz ki Yüksel Yancı'nın telefonuyla 3 sefer görüşülüyor. Birinci çıkışlarında diyorlar ki Yüksel Yancı'nın arayan akrabasına, Yüksel Yancı kazadan bir süre, şu anda meşgul, sizinle görüşemez diyorlar. Telefonla birileri görüşüyor. Başka birisi. Birileri görüşüyor, konuşuyor. Telefon listelerinin silindiği de doğru mu peki? O Muhsin Başkan'ınki. Evet. Muhsin Başkan'ın telefonun pilinin, bataryanın altındaki hafıza alınmış, batarya duruyor. Düşmüş diyorlar. Ya düşmüş olsa önce bataryanın düşmesi lazım ki bataryanın altındaki hafıza düşsün. Muhsin Başkan'ın hatıra defteri kayıp, Muhsin Başkan'ın çantası kayıp, Muhsin Başkan'ın silahını bir sene sonra verdiler. Ve Muhsin Başkan kaza anında ölmedi. Muhsin Başkan kazadan, helikopterden çıkıyor, gidiyor bir duldadaki karın altına giriyor ki nasıl olsa bir süre sonra teknolojik olarak yakalanır diye bir karın altına, bütün arkadaşlarından ses gelmeyince karın altına geçiyor. Orada bu kaburgaların kırığından dolayı iç kanamadan rahmetli oldu. Dolayısıyla Muhsin Başkan'ın öldürülmesinde kasıt varsa, bir, o anda diyor ki Genelkurmay Başkanlığı daha bir hafta evvel herkesin bilgisine açık olan bir bilgi internette, oradan diyor bizim uçaklarımız o saatte uçmamıştır. Doğru söylüyor. Ama Gürün radarından yakalanan, oradaki daha 4 tane radardan yakalanan başka uçaklar var. Köylüler büyük bir patlama sesi duyduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu patlama sesinin de F-16'lar eğer ses hızından daha hızlı uçarlarsa böyle bir patlama sesi veriyor diyorlar. Dolayısıyla Türk uçakları uçmamış olabilir ama orada olan uçaklar var. İkinci bir defa aradılar kan kontrolünde. Yanlış rapor verildi. Hiç karbonmonoksitten bahsedilmedi. İkinci defa arandı. Hiç karbonmonoksitten bahsedilmedi. Üçüncü arayışta özel bir kuruluşun yaptırdığı araştırmada bakıldı ki helikopterin şoföründe, pilotunda yüksek oranda karında karbonmonoksit var. Efendim Muhsin Başkan'da var, gazeteci de var. Diğerlerinde normalin çok çok üstünde var. Bu karbonmonoksit gazının labı öldürüldüler.
herhangi bir uçağın uçarak oradaki meydana getirdiği hava akımından düşürerek mi öldürdüler? Yerde bir müdahale mi oldu? Devlet Denetleme Kurulu bu üç iddiayı söylüyor ama cevabını bulmak benim değil. Devletimin görevidir. Eğer devletse Muhsin Yazıcıoğlu o devletin bir vatandaşıdır. Vatandaşına sahip çıksın. Milyonlarca insanın beynindeki katil devlet imajı oluşmasın. Hukuk devleti, adaletli devletin imajı doğsun ve genel başkanımızın, dostumuzun, kardeşimizin katilleri bulunsun. Sivil Havacılık Müdürü, Genel Müdürü gerekli araştırmayı yaptırmadı. Helikopterin kaybolan parçası onun masasının üzerinde bulundu. Ve şu anda milletvekilliğine aday oldu ama aynı zamanda da psikolojik tedavi görüyor. Yani iki sene önceki olan kaza vicdanını rahat ettirmiyor. Vicdanın bir sıkıntısından hem hüküm giymemek için milletvekilliğine kaçmak istiyor. İstifa etti ve şu anda milletvekili aday oldu. Hem de o sıkıntıdan dolayı inanıyorum, o sıkıntıdan olacağına inanıyorum, psikolojik tedavi görüyor. Böyle bir insan gerekli yerlere araştırmayı yapmasını engelledi. Bu helikopter, bu şeye benzemez. Yani arabanıza binip bir yere gitmenize benzemez. Helikopterin uçacağı saha, uçuş süresi, varacağı yerdeki hava durumu, gideceği yerdeki hava durumu kuleyle haberleşilerek yapılır. Kuleyle haberleşmede de denizcilik müsteşarlığı sorumludur. Denizcilik müsteşarı da şu anda o sorumlular arasındadır. Dolayısıyla biz denizcilik müsteşarlığının veya müsteşarının, sivil havacılık kurum müsteşarının ve bunların bağlı olduğu Ulaştırma Bakanı'nın istifa etmesini, özür dilemesini, yargılanmalarını istiyoruz. Evet, hemen Gürcistan'a uzanmak istiyoruz biz de. Programımız Gürcistan'dan da seyrediliyormuş. Oradan bir seyircimiz programa katılmak istemiş. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Biz sizin Aratilen Büyük Birlik Derneş Başkanı Gürcistan'dan konuşuyorum. Biz Muhsin Yazıcıoğlu 2 yıldır biz Türk dünyasının büyük lideri Muhsin Yazıcıoğlu yitirmişiz. Bu itki bütün Türk dünyasının itkisiydi. Biz arz ederdik ki o kazanın soruşturup araştırılması, tergit aparılsın, adaletli şekilde aparılsın. Türk dünyasının birliği için her gün çıkışlarında eşittiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türk Turan Birliği'yle konuşması bizi gururlandırıyor, bize örnek oluyordu. Bugün artık biz Türk dünyasının liderinin itkisi her gün bizi üzüntü yaşadı. Arzu ederdi ki Türk birliği için çalışan bu insanların olduğu başkanımız, liderimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kimi Türkler ortada öz cesaretlerini göstersinler. Adaletli şekilde bu meselenin araştırılmasında işler görsünler. Peki Esat Bey, teşekkür ederiz. Gürcistan'dan bile gördüğünüz gibi bu konunun hassasiyetle takip edilmesi isteniyor. Mustafa Bey, size de söz hakkı vermek istiyorum reklamlara geçmeden önce. Evet. Siz olayları hem seyirci olarak dinlediniz hem de konuk olarak yakından takip ettiniz. Evet. Sayın Başkan'ın kazasıyla alakalı Recep Bey'in söylemiş olduğu söylemler vardı suikaste yönelik. Rahmi Bey'in de anlatmış oldukları o yöne doğru götürüyor gibi görünüyor. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Ben öncelikle bizi izleyenlere hayırlı geceler diliyorum. Tabii rahmetliyle olan bu program çok ciddi lafların, sözlerin edildiği bir program oldu şimdi olsun. İyi de oldu. Enine boyuna belki tartışamayacağız ama en azından 3-5 taşın biraz böyle daha meydana çıkmasına vesile olmuş oldu. Tabii yani Muhsin Yazıcıoğlu ismi herhangi bir isim değil. Dolayısıyla onunla alakalı kazanın bugüne kadar sarkmış olması, bir taraftan onun ne kadar büyük ve önemli bir lider olduğunu gösteriyor. Eğer bir kaza oluyor ve devlet onun arkasında ben araştırıyorum diyorsa, Cumhurbaşkanlığı devredeyse, başbakanlar devredeyse, bakanlar devredeyse, devletin bütün yetkilileri
yahu biz bu adamın da her şeyini araştırıyoruz falan da diyor ve hala bir neticeye varamıyorsa, demek ki Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin de üzerinde birçok şeylere vakıfmış ki devlet hala bu işin altına kalkamıyor. Doğrudur. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu daha 14 yaşındayken esir Türkler, esir Türkler diyen, Türk birliği diyen bir adam. Şimdi siz bir Amerika olun, bir İngiltere olun, Fransa olun ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu da takip etmiş olun. Bakıyorsunuz 14 yaşında bir adam esir Türklerden bahsediyor. Oradan ağrı geliyor, bir gençliğin başında en önemli insan oluyor. Ve o insan istese şöyle elini kıpırdatsa Türkiye'de 5000 değil 25000, 55000 şehit olacak. Kardeş kanı olabildiğine akacak ama öyle bir adam sorumluluğunu biliyor ve o kanları akıtmıyor. Ve bir el geliyor cezaevine tıkıyor. Akla, hayale, mantığa sığmayacak ne kadar dünyada iğrenç işkence varsa bunu yapıyor. Ama öyle bir adam daha var, buna rağmen de devletin asla küsmüyor. Şimdi ve sen Amerika ol, sen Türkiye'nin düşmanı ol, sen Avrupa ol, art niyetli ol ve bu adama da takip et bakalım yani. Şimdi adamın tırnağını sök, elektriğe ver, işte onu günlerce tavanlardan aşağı as, her şeyi yap, sonra da gel, işte bu şuraları bir gezelim ya, bu çocuklara ne yapıyorsunuz falan diye bir heyet gönder. Heyete de hiç kimse çıkıp Muhsin Yazıcıoğlu en ufak bir bilgi de vermesin, ben devletimi size şikayet etmem desin. Böyle evet. Bir adam. Ve bu adam cezaevinden çıkıyor. Bu geçiş sürecine hiç değinmek istemiyorum. Fakat en azından kendi partisini kurduğunda bir şeyle ortaya çıkıyor. Anadolu coğrafyasında Türkiye'de yaşayan insanımız Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sundusiyle biz Anadolu'nun kilimlerinin desenleri gibiyiz. Kanımız kanımıza, terimiz tenimize karıştı, kız aldık, kız verdik. Biz artık bir milletiz diyor, haykırıyor. Tek millet olduğunu söylüyor. Başkaları gibi de öyle dans etmiyor. Tek millet. Sen Kürtsün, evet Kürtsün. Ben Türk'üm, evet Kürt'üm. Sen Laz'sın, evet Laz'ın. İtirazım yok diyor. Büyük birlikten bahsediyor, böyle bir adam çıkıyor. Senin Kürtlüğün kadar ben de Türk'üm. Benim kadar sen de Türk'sün. Ben de senin kadar Kürt'üm. Biz kardeşiz, kıblemiz bir, Allah'ımız bir, dinimiz bir, kıblemiz bir. Aynı saftayız, aynı coğrafyadayız. İtirazım sana yok, sen beni kabul et, ben de seni kabul ettim diyor yani. Böyle bir adam. Hayda. En tehlikeli adam olduğun çıktın. Çünkü niye? Sen Osmanlıyım diyorsun. Yani bağıra bağıra Muhsin Yazıcıoğlu bunlara söylediği sürece ben Osmanlıyım diye bağırıyorsunuz. Çünkü bir kardeşlik bağlarınız var. Siz onları hep böyle birbirine bağlıyorsunuz. Şimdi bir adam düşünün, böyle taze bir adam. Arkasının önünde derin devlet yok. İşte zengin iş adamları falan da yok. Ama tek başına ben buyum diyor ve inandığı yolda da habire gidiyor. Habire gidiyor. Türkiye'de kamuoyu araştırmalar da yapılıyor. Sürekli. Şimdi bu araştırmalardan çıkan sonuçlara bakıyorsunuz. İşte en sempatik lider, en güvenilir lider. Birinci tercihiniz hangi partiye, ikinci tercihiniz hangisi dendiği an zirvede bir adam. Zirvede bir parti. Yani Anaplısına soruyor. Ben evet oyumu Anap'a verdim ama aslında tercihim Büyük Birlik'ti. Anap'a verdim. Peki Anap'a vermeseydin kime verecektin? Büyük Birlik'e. Bütün diğer partililerin şeylerine de bakıldığında hep Büyük Birlik Partisi ve Muhsin Yazıcıoğlu zirve yapıyor. Böyle bir adam en yakın gelecekte başbakan. Şimdi demin söyledim ya,
siz bir Amerik olun veya art niyet işte Avrupa devletlerinden biri olun, siz işte İngilizlerin siyasetini herkes bilir, Fransızların bakış açısını bilir Türklere karşı ve Türk devletine karşı ve böyle bir elinizde imkanlarınız da olsun, sen hele hele bir İsrail penceresinden bir bak, böyle bir adamın herhalde bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordu. Doğrudur. Sayın Genel Başkanımızın söylediği. Evet, bu suikasttır. Şeyine ben de katılıyorum. Fakat katılmadığım bir şey var. Türkiye penceresine baktığımda. Şimdi arkadaşlar, hiç dans etmeye gerek yok. Türkiye'de dans etmesin. Karşılama oynayalım yani. Bize özgü bir şey olsun. Oyun olsun. Madem oyun olacak, karşılama ya da horan oynayalım beraber ama dans etmeyelim. Evet. Bir örnek vereceğim. Reklama geçeceğiz. Tamam, çok kısa. Evet. Mesela Bülent Arınç Bey'e bir suikast iddiası oldu değil mi? Benim de yüreğim hemen cız etti. Yani olabilir mi yani bir devlet adamına bir suikast iddiası? Ne oldu biliyor musunuz? Öyle işte, yok bu falancı, dükkancı, bakkalcı falan değil. Subaydı, az subaydı, bilmem işte şu anda rütbeliydi, görevliydi falan değil. Tak 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 içeri aldılar. Ben şimdi onun canı can da, ki can inanıyorum değer verdiğimde bir adam. Ama kusura bakmayın, Muhsin Yazıcıoğlu katledilmiş diye bangır bangır bağırıyorlar. Ama bir vali görevden alınmıyor, bir emniyet müdürü görevden alınmıyorsa ben burada az niyet ararım arkadaş. Ben burada samimiyet aramam. Art niyet ararım ve bunun da hesabını sorarım. Bir vatandaş olarak sorarım, bir sevede olarak sorarım. Evet. Dolayısıyla ben Türkiye yargısının ve yönetenlerinin bu noktada samimi olmadıklarını inanıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından madalyona kaldığımız yerden devam edeceğiz. Madalyona kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşuyoruz bugün madalyonda, bu akşam madalyonda. Stüdyomuzda seyircilerimiz de var. Ben hemen onlara söz hakkı vermek istiyorum. Buyurun efendim. Öncelikle iyi akşamlar cümlete. Ekranlar başında bulunan saygıdeğer vatandaşlarımıza da. Ben Yılmaz Aşçı, Avrupa Türk Birliği Genel Başkanı Yardımcısıyım. Tabii rahmetli Genel Başkanımızın, şehit Genel Başkanımızın alınması, ikinci yıl dönümü bizleri derinden her anıldığında üzüyor. Sadece ikinci yıl dönüm için değil, günlük çünkü. Yıllardan beri dava arkadaşlığımız, dostluğumuz, ahbaplığımız oluşmuş. Arkadaşlarım birçoğu çok şey söylediler. Aslında çok kelimeyi uzatmaya da gerek yok. Fakat Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir mümin olduğunu, özellikle burayı. Arkadaşlar deminle çok güzel bahsettiler. Ürdün'den, Filistin'den, Bosna'dan, Azerbaycan'dan. Ki Allah Resulü şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Kalptaki mümin, şarttaki müminin diyor derdiyle dertlenmemişse kamil manada iman sahibi olmamıştır. Ki rahmetli genel başkanımız cidden o zindan döneminde özellikle de Yusufiyeler o bir risaleyi Kur'an'la tamamlamıştır. Ben şu an söyleyebileceğim bu kadar evet. Zaman kısmı zaten teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Söz buyurun efendim. Sizden, ben Halis Yıldırım. Başkanlarımız ve hocalarımız çok detaylı şekilde anlattılar kazayı. Kaza demek benim için bana göre bir hicap verici bir kelime. Bu düpedüz suikasttır yani. Bir konuya değinmek istiyorum. Malumunuz bundan 5-6 yıl önce Suriye ile Türkiye sınırındaki mayınlı tarlaların temizlenmesi söz konusuydu. Ve söz konusuydu. Bu mayınları malum ülke tarafından ülkeye kiralanacaktı.
49 yıllığına ve buna rahmetli şehit başkanımız karşı çıktı. Ve bu mayınları maalesef onlar Keş Dağı'nda patlattılar. Evet. Bunun hemen sizden evet, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Küçüklü, İksafen Nizam Alem Şube Başkanı. Aynı zamanda da eğitimci olarak psikoloji bölümünden. Ben şuna değinmek istiyorum. Çok kısa olarak. Gerek kaza, gerek suikast, gerekse kader, Türkiye, Türk insanı gerçekten yiğit bir delikanlıyı, örnek bir insanı kaybetti. Onu saygıyla anıyorum, rahmetle anıyorum, sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, beyefendiye mikrofonu verirseniz. Buyurun. Ben Adil Özkan, Rayın Abbas Bölge Başkanı. Şehit Genel Başkanımız Allah'ın en soylu eserlerinden biriydi. Değerli hocam, genel başkanlarım bütün her şeyi detaylı anlattılar. Buna biz kaza da desek dilimiz varmıyor ama kazadan sonra diyelim ki velev ki kaza, kazaya, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmamız gerekiyor. Böyle inanıyoruz. Kazadan sonra 3 gün boyunca şehit genel başkanımızı karlar altında soğukta donmaya mahkum ederek ölüme terk eden anlayış bence, yani onu ölüme terk edenler bence cinayetin ta kendisini işlemişlerdir. Bu bir cinayettir. En azından belki şu anda aramızda oluyor olabilirdi. Velev ki 5 kişi gitti diyelim ama İsmail Güneş'in bağırı bağırı ölmesi bence bir cinayetti. Devlet bu cinayeti ortadan kaldırması gerekiyor bence. Devlet burada itibarını kurtarması gerekiyor. Ama şehit liderimiz ne rüzgara karşı eğildi, ne rüzgara karşı döndü, ne de gömleğini çıkarttı, ne de pantolonunu çıkarttı. Dimdik, dümdüz yaşadı. Biz de onun arkasından dimdik, düz şekilde düz yaşamaya devam edeceğiz. Saygılar. Evet, buyurun mikrofonu alırsanız sizin de düşüncelerinizi alalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Açık, buyurun konuşabilirsiniz. Herkese ilk önce hayırlı akşamlar diliyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi rahmetli genel başkanımızın hakkında birçok bildiklerini anlattılar. Hepsi doğrudur. Hepsine teşekkür ediyorum. Fakat ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz kendisi Avrupa'ya geldiğinde biz kendisinden şunları öğrendik. Onun gözlerine baktığımızda korkusuzluğu öğrendik. Ondan hareket ettiğimizde kendi imanımıza bir daha şahadet ettik. Yani onun inancında kendimizi gördük. Korkusuzluğu, tek yürümeyi, haksızlığın karşısında olmayı öğrendik. Bizim bütün arkadaşlarımız kendi camiamızdaki, sanıyorum ki Avrupa'daki yaşayanların hepsi bu sıfatlardan yararlanmışlardır. Allah kendisinden razı olsun, aramızda değil ama bu yaşantısını kendi Avrupa'daki bıraktığı kendi federasyonundaki arkadaşlarına devir teslim etmiştir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet, Orhan Bey, sizin de son sözlerinizi alırsak programımızın efendim, sonuna doğru geliyoruz. Ederim. Ben Yılmaz Bey'in söylediği yerden alarak birkaç şey söylemek istiyorum. Efendim, tabii cezaevinde rahmetli genel başkanımız hayatını boş geçirmeden dolu dolu geçirdi. Yani ben kendisine Dede Korkut derdim hep. Dede Korkut, yani soy soylayan, boy boylayan Türk evet. aleminin bilgesi. O da bizim bilgemiz bir adamdı. Gerçekten bilge birisiydi ve Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okumuştu. Kur'an-ı Kerim'in anlamını anlamıştı. Ve Peygamberimizi örnek almıştı. Ne demek Peygamberimizi örnek almak? Yani Allah'ın kulu, Resulü, harika bir ahlak, en güzel bir örnek ve alemlere rahmet. Peygamberimiz örnek. Ve Muhsin Başkan kendisi öyleydi gerçekten. Yani Allah'ın çok güzel bir kulu, iyi bir görevli, Allah adına görevli ve çok güzel bir ahlakı vardı. İyi bir örnekti. Herkese rahmet bir adamdı. Ve artık bundan sonra yapılacak olan şey, Muhsin Başkan'ı peygamberimizden sonra gelen birisi olarak örnek alalım, onu yaşatalım, rahmet okuyalım ama örnek alarak devam edelim. Ben en son bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Ben bir size çok kısa olarak yani bir dakika içerisinde toparlayabilirsiniz. O kadar güzel bir insan ki diyor ki bir kar tanesi olsam Mekke'ye düşmek isterdim. Siz birinci bölümde gösterdiğiniz klipteki o üşüyorum şiiri
o naz makamında yazılan bir dilekçe. Cenab-ı Allah o dilekçeyi kabul etmiş. O vakti o vakitmiş. Birileri öldürmek istemesi çökmez. O 17 defa şey geçirdi, kaza geçirdi. 17 defa suikast yapmak istediler. Ama vakti o saatmiş. Onun için o dilekçesi o dakikada kabul edildi. İkinci bölüme başlarken gösterdiğiniz klip ise onun vasiyeti. Diyor ki ben Avrupa Birliği hayali yaşamıyorum. Ben Türk İslam Birliği hayali yaşıyorum diyor. Ve ölüm anı içinde bu devlet denetleme kurulu raporundan sonra Mehmet Ali Brandt diyor ki, diğerleri dese çok şey diyor da, Mehmet Ali Brandt gibi biri diyor ki devlet öldürmüş de haberimiz yok diyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Recep Bey, son olarak sizden kapanış konuşması alabilirsek çok sevineceğim, çünkü süremizde artık son soru süresine kaldık. Evet, ben de bütün katılımcılara ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben çok kısa, iki dakikada, rahmetli genel başkanımız Avrupa'ya çok önem verirdi. Çok çok önem verirdi. Çünkü o da bizim gibi bir gurbetçi çocuğuydu. Onun için bizim halimizi iyi biliyordu. Ben şehadetinden önce her yerde bunu anlatıyorum. Sanki bir vasiyet gibi geldi bana. Bir talimat gibi, bir emir gibi, bir ferman gibi geldi bana. Sayın Genel Başkanım, şu anda bir toplantıya gidiyoruz. Arkadaşlarımıza bir emriniz, talimatınız, bir ricanız var mı? Bir öneriniz var mı diye. Aynen şunu söylemişti bana. Hep kardeş diye konuşurdu. Çocuklar da saate bakıyor. 45 dakika telefonda konuştuk. Evet. Kardeş, ben birileri gibi aman otobüslere binin, uçaklara binin, gümrük kapılarına gelin, partimize oy verin demedim size. Kardeş, partimizin maddi durumu iyi değil. Maddi yardım edin de demedim size. Ben sizden bir şey istedim kardeş. Orada yaşayan her insanımızı, her Türk gencini bir bayrak olarak kabul edin. Bayrağa sahip çıkın. Bayrağı yere düşürmeyin, bayrağı leke sürdürmeyin dedi. Dernekleri mektep, dilinize sahip çıkın dedi. Biz de onun bu sözünü bir vasiyet gibi kabul ediyoruz. Yolu yolumuzdur, izi izimizdir. O bizim liderimizdir. Bayrağı leke düşürmeyeceğiz, bayrağı da yere düşürmeyeceğiz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Madalyon programında bu akşam rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuştuk, anılarını paylaştık. Yaşanan kazanın perde arkasında aralamaya çalıştık. Konuklarımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bir hatırlatmayla Madalyon programını kapatmak istiyorum. 27 Mart Pazar günü Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde seçimler var sevgili seyirciler. Burada göçmen kökenli Alman vatandaşlarının sandık başına gitmesi gerçekten çok önemli. 27 Mart'ta Baden-Württemberg ve Hessen eyaletinde sandığa gitmenizi önererek Madalyon programını da burada sonuna geliyoruz. İyi akşamlar, iyi seyirler. Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt...